He la veia, gih ele veia, gih ele ve gih ele veia, he la he la ram Tara ta -ra ram, tam tam tam, tara -ra ram, ta -ra -ra ram Kare. Evet arkadaşlar dikdörtgen işlemiştik. Şimdi kare ile devam ediyoruz arkadaşlar. Peki kare nedir? Kare arkadaşlar dikdörtgen konusunu öğrenen öğrenci için kare dikdörtgenden farkı ne? Tüm kenarları eşit olan bir dikdörtgendir. Dolayısıyla arkadaşlar tüm kenarları eşit olduğuna göre şimdi normal şartlarda sadece şu dördünün eşit olduğunu biz nereden biliyorduk? Dikdörtgenden biliyorduk. Peki tüm kenarları eşit aynı zamanda ikiz kenar gelmedi. Dolayısıyla ikiz kenar gelince nasıl inmek zorunda? dikilmek zorunda. Nasıl olmak zorunda? Açı ortay 45 45. Burada nedir arkadaşlar? 45 45. Burada nedir? 45 45. Bu da nedir? 45. Bakın şöyle söyleyeyim. Geometri şöyle bir şey aslında. Konu anlatın hocam. Bize konu, kareyi anlatın. Aha anlattım bitti. Konu anlatımı 4 saniye bitti. Olay geometride de soru çözmekte, bol soru tipi görmekte, konuyu kavramak böyle olur. Şimdi gelin soru üzerinde yapmaya arkadaşlar. Mesela 7 var, 17 var. Ne yapacağız arkadaşlar? Köşegenler nasıl kesişir? Dik. Bu arada dik kesişen şekiller hangileriydi özel dörtgenlerde? Şöyle ikiz kenar gibi olanlar. Eşkenar dörtgende vardı. Kare var. Bir de deltoid. Hatırladın mı? Kravat. Peki. Şimdi arkadaşlar 24'ü nasıl böler? 24'ü nasıl böler? Söyleyin. 12 12 harika buraya kaç geldi? 5 perfect tense. Peki 12 ise şunlardan ne olmak zorunda? 12 12 5 12 13 harikasınız. Bakın bu 3 soruyu güzelce yaptık. Bakalım burada ne yapacaksınız? Hadi bir düşünün bakalım. Siz bir düşünün. Hadi bir siz. Bak sizden ricam bir hareket yapın. Sonra ben anlatacağım lütfen bir hareket yapın. Ben de bir olay anlatacağım. Ne yapmayacaksınız? Burada ne, öğrenci ne yaptı biliyor musunuz? Aynen şöyle yaptı. Bak ben hala düşünce tüylerim diken diken. Bak bu soruda bak şu soruyu gördü şunu yaptı. Hocam şimdi ben buradan böyle diğer köşe gelecektim. Sonra dediğim artı aldı kök eşit olacak. <gülüyor> tamam tamam. Şuna bir tek Çok karışık. Evet çok karışık. Arkadaşlar buradan giden geri dönmedi. Bunu yapan öğrenci oldu. İnanmayacağız ya. Bunu yapan öğrenci bizde aynı oksijen alıyor. Ve bu soruda bunu yapıyor ya. Şimdi aranızda şunu Hocam ne alaka ya? İyi daha. He, arkadaş yaptı. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ya. Siliyor bir taraftan. Oo. Peki arkadaşlar. Şimdi işin esprisi. Sizi bu hatayı ben düşürdüm. Çünkü böyle çözerek geldim ama haşır. Yes. Şimdi arkadaşlar gelelim bunu nasıl yapacağız? Yapacağım Yapacağımız şey şu da arkadaşlar. Çok iyi bakın. Herkes şunu kaçırıyor. Şurada ne var biliyor musun? Bir 45 derece var. Karenin köşegeni. Peki şuradan düş diye inseydim. A, A, A 2 6, 6, 6 2 Burada da 6 bir şey 10. 6 8 10 ve bir kenarı kaç geldi? 14. Bu da ne olacaktır? 14. Anladık mı? Demek ki köşegenle gelmeyen sorularda şu hareket çok önemli 45 kullanmak adına. Karenin zaten köşegeni 45 45 bölmek zorundaydı. E, o zaman 6 x 6 6 6 geldi. 6 bir şey 10 8 bir kenarı kaç geldi? 14. Bu kadardı. Devam edelim. Yine aynı şekilde diğer köşegeni çekiyoruz arkadaşlar. Buraya ne oldu? A oldu, A oldu, A oldu, A oldu diyelim. Şöyle 90 diyelim. Şimdi arkadaşlar kare olduğu için bunlar hep kare arkadaşlar. Soru da yazmadım. Peki şura 2A ise burada 2A mıdır? Evet. Ve şu üçgene bakınca A, 2A. Bir dik üçgen düşünün. A, 2A. Bu ne üçgendir arkadaşlar? 30, 60, 90 üçgendir arkadaşlar. 30, 60, 90 üçgeni A, 2A üçgeni Olur. Şimdi bu soru çok güzel arkadaşlar. Bu soruları bilelim çünkü bunu biz benzerlikle de bahsettik. İyi dinleyelim. Şimdi 5'i yazdınız. 5'i yazdınız ve 90 var. Ve çok fazla 90 varsa kareden dolayı 90. A diyorum. B diyorum ve A diyorum. Çok iyi bakın. Hiçbir şey bilmiyorsanız cos teoremi, sinüs teoremi hayat kurtarır bunu demiştim. Gelin yapalım. Mesela bana x'i bul deyince iki kenarı ve açı var. Neydi cos teoremi? Hemen söyleyin. Birincinin karesi artı, ikincinin karesi eksi, 2 çarpı, 4 çarpı, 5 çarpı, kosinüs A. Dik üçgende kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs. Yani kosinüs A. Yani kosinüs hafızı nedir? 3 bölü 5'tir. Buradan 5'ler gitti. 12 çarpı 2 24 geldi. Çok güzel. Burası da zaten 16 artı 25 x kare. x kare eşittir. 25 24 çıkarsa 1 kaldı. 17. O zaman x'imiz kaç geldi? Kök 17 geldi arkadaşlar. Kosinüs teoremiyle tekrarlayalım. A artı B 90 sa buraya A gelir iki kenar ve açı varsa kos teoremiyle karşını kenara bulunabiliyordu. X'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi. 2, 4, 5. Sanki a x, b'nin karesi gibi ama sonunda kosinüs var. Sadece burayı ilgilendiren bir kosinüs. Kos arkadaşlar komşu bölü hipotenüs dik üçgenden. Ve yerine koyduk soru geldi. Göremeyene kosu. Yani bu soruyu göremeyenler kosu uygulasın anlamına gelen. Peki bir de bunun alanı. Alanda şeydi sinüs alandı. 1 bölü 2 evet alan taralı alan evet 1 bölü 2. 4 çarpı 5 çarpı nedir arkadaşlar? Sin'a. Sin'ü sahnedirdik üçgende. Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5. 5'ler giderse cevap kaç kadar arkadaşlar? 8. Göremeyenler bu şekilde bu soruyu çözebilir. Peki görenler ne yapar? İzleyin. Ben çok zekalıyım. Tek bir harekette bu soruyu çözmek istiyorum. 3, 4, 5 ve 5'i zaten buldum. Peki ben burada nasıl bir hareket yapmalıyım? Şimdi C'den dikilsem 90'ın gördüğü 4 bu 90'ın gördüğü 5. Çok alakasız çok uzun sürer. Öyle bir şey yapayım ki eş olsunlar. Şimdi gördüm. Şuraya yaparsam dikil. 90 AB 90 AB doğru mu? 90'ın gördüğü 5, 90'ın gördüğü 5 oranları aynı eş. O zaman B'nin gördüğü ise burada B'nin gördüğü nedir? 3. Şuraya kaç geldi? 1. A'nın gördüğü 4 ise A'nın gördüğü burada kaç geldi? 4. Pisagor yaparsam yapalım. X kareştir 4'ün karesi artı 1'in karesi 17. X'imiz kök 17 olur. Alan dersen de zaten yükseklik çarpı taban bölü 2'den 4 çarpı 4 alan kaç geldi 8 bakın hem alanı hem de uzunluğu şu hareket dolayı çözdük. Zaten daha önce ben size demiştim ne demiştim şu karede özellikle karede şu 90'lar varsa sen bu tarafa bu tarafa şu tarafa şöyle çekince bu dörde ne oluyor kendi arasında eş oluyordu birlikleri çekmeye alışalım arkadaşlar kolaylık sağlar devam şimdi aynı soruyu ÖSYM e sormuş yine arkadaşlar şöyle çekiyoruz çekiyoruz yine buraya S S S S S neden ağırlık merkez bu da kenar ortaya bu da kenar ortaya olduğu için burası da 6S oldu toplam kaç S 12S yazalım 12S 144'ten S'imiz kaç geldi 12. Zaten bize bir esir soru için soruyu bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bu soruya gelelim. Şimdi x ve 3x vermiş ve bunun alanı nedir diye sormuş. Yine biz karenin 45-45 olduğunu asla unutmuyoruz. Bu bir dikdörtgenmiş arkadaşlar. Soruda vermiş. E bu da 45 ise 3x'e bura kaç geldi? 3x. x aşağı indi. Toplam kaç x oldu işte bu çok önemli. Bak şurayı görmek o kadar önemli ki arkadaşlar. E, 4x 8'e eşit oldu. 4x 8'e eşit olunca x kaç geldi arkadaşlar? 2. O zaman yazalım. Şurası 2. Şurası da kaç geldi? 6. Peki bunun alanı nedir? 2 çarpı 6'dan 12 olacaktır. Tekrarlayalım. 45 45. Kare 45 45 olduğu için şurası şuraya eşit oldu. 4x'imiz çünkü x aşağı inmişti. 3x'e buraya geldi. 8'e eşit. x 2 geldi. E burası 2 burası 6. 2 kere 6 kaç geldi cevap? 12 buraya. Bu sorumuzda x'in y'ye oranı sormuş. Bakın x'in y'ye oranını bulurum. Şurada bir e, kelebek yapsam soru direkt gelecek. Ama kanadı yok. Gelin ona kanat takalım. Kanat. Harikayız. Ve burada da ne geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kelebek. İşte bunu arıyorum. Ve onu uzatınca ne geliyordu elimize? Bir kelebek daha geliyordu bak. Bir kelebek daha. Şuraya M, M, M desem. Birebir kelebeğinden bak. Şu elimle geçtiğim kelebeği bakın. E, şuraya 3 hemse. Burada kaçam olur 3M. Çünkü birebir kelebeği. O yeni gelen kelebeği görürseniz soru bitti. 3M zaten yukarı geldiği için. Şurası kaçam geldi? 6M geldi. Ve şu kelebeğe bakarsak 6M'in 2M oranı. Evet. Eşittir. X'in Y oranıdır. Yani X'in Y oranı kaç geldi arkadaşlar? 3. Tekrarlıyorum. Bu oranı bulmak için bir kelebek var ama kanadı kırık. Uzattık birebir geldi harika. Ve yeni gelen kelebek 3 emsi buraya 3 emi yazdıktan sonra asıl kelebeğime döndüm ve 6 emin 2 m e, x'in y'ye dedim. Çok önemli. Önce şu yeni çıkan kelebekten dolayı 3 emsi 3 3M emi yazın ki soruyu çözebilirsiniz. Sonra 6 emin 2 emi oranı x'in y'ye oranı dedik arkadaşlar. Devam. Bu soruya baktığımızda bakın kareden şöyle bir dik üçgenlik yapmışlar dışarı doğru. Bu kalıbı iyi öğrenelim. Şimdi önce hiçbir şey olmamış gibi 90x buraya y diyelim. Hani x artı y 90 olduğu için. x ise şuraya hangi harf gelir? y gelir. Çünkü o da 90. Neden? Çünkü karenin köşegeni 90. Köşesi 90. y. O zaman burası da 90 olması için ne geldi? x geldi. 90 x'e bunun tamamı ne olmalı arkadaşlar? Yine y olmalı. Çok güzel bir şekilde yaptık. Doğru mu? Şimdi kırık sorumuz şu. Şu üçgenle şu üçgene baksa bir şey fark edeceksiniz. İkisi de benzerler. XY 90 XY 90 ve X'te de Y'nin gördüğü ile buradaki Y'nin gördüğü aynı. Bu Y'nin gördüğü de karenin bir kenarı, bu Y'nin gördüğü karenin bir kenarı. O zaman 90'ın gördüğüyle buradaki 90'ın gördüğü eş, eşit olmaz mı? Çünkü bunlar eş üçgenler. Dolayısıyla eş olduğuna göre şu üçgen nasıl bir üçgen oldu? kenar dik üçgen oldu ve taban açıları kaç kaç olacaktır? 45 şurada nedir? 45 olacaktır. Tekrarlıyorum bakın. X'ye x'ye eksiye doldurduk. Şu iki üçgen nasıl üçgen oldu? Eş oldu. Nedeni y'nin gördüğü karenin bir kenarı, y'nin gördüğü karenin bir kenarı. Daha sonra 90'a gördüğü aynı olunca bu ikiz kenar üçgen ve 45 45. Şurası 70 ise şuraya kaç geldi arkadaşlar? 20. Yine bura kaç geldi? 70. yine bura kaç geldi arkadaşlar? 20 geldi. O zaman x'imiz kaç geldi? 20 geldi. Şimdi buradan şunu Bu soruya baktığımızda kare var, 90'lık var. Şimdi ne yapabilirim burada? 15, 20, 25'i yazdım. Bir türlü ilerleyemiyorum. Çünkü A, B, A, B, A, B doldursam çok karışacak ve 20 var. Nasıl bölüceğini bilmiyorum. Peki nasıl bir hareket yapmalı? Şimdi düşünüyorum. Şimdi gördüm. Evet dikinersem eğer şuraya H derim şurası A şuraya B şuraya C dersem dikten dikinim zaman bir formül vardı neydi o formül <laughs> Ah bacı <laughs> Yani alan eşitlemesi A çarpı H bölü 2 de alan BC bölü 2 de alan oradan geliyordu o zaman 25 çarpı h eşittir 15 çarpı 20. Haşımız kaç kere buradan 5 ve 3 geldiği için 12 gelecektir. 12 zaten benim karemin kenarı. Karemin kenarı. O zaman ben bu karenin alanını sorarsa 12'nin karesi 144 olacaktı. Çevre ABC'de 32. Çevre bu kare olduğu için 8, 8, 8, 8. Harika gidiyoruz. Bunun çevresi 18'miş. Şuraya gelin AB diyelim. Çevre 18 ise A artı B kaç olur? A artı B 10 olur. Çünkü çevre 18. Harika gidiyoruz. Peki bana şuranın alanı lazım. Yani şu alanı bulursam soru biter. Bu alan içinde dik üçgen olduğu için A çarpı B bölü 2'ye ihtiyacım var. Dursun. Peki ben Başka burada ne yazabilirim? A ve B türünden ve 8'i kullanarak. Ne geliyor aklınıza? Aferin. A kare artı B kare 64. Yani Pisagor. The Knight. Peki A kare artı B kare 64'ü bulduk. E peki A artı B de 10'du. Ben bu ikisini kullanmayı biliyorum. Neydi? A artı B'nin karesi A kare artı 2 A B artı B kare. Şimdi A artı B'yi kaç biliyoruz? 10. A kare B kare ne biliyoruz? 64. 100 oldu. 64 36 oldu. 36 eşittir 2 AB'den. AB'miz kaç geldi? 18. Yani ne bulduk arkadaşlar şu anda biz? A çarpı 18. E zaten alana ihtiyacım vardı. AB bölü 2 ihtiyacım var. Yani 18 bölü 2'den bu alan kaç geldi? 9. Tüm alan 64 değil miydi? Evet. O zaman 64'ten 9 çıkarsa arkadaşlar cevap kaç gelecektir? 55 gelecektir. Tekrarlıyorum. Şimdi bize ne vermişti? bize bir kenarının 8 olduğunu verdi çevre 32 olduğu için. Bir de bunun çevresi 18 olduğu için a artı b kaç geldi? 10. Ben a artı b'yi biliyorsam bir de burada a kare artı b kare 64'ü yazabilirsem ben bu ikisini kullanarak a artı b'nin karesi a kare artı 2 a artı b kareden a b'nin 18 olduğunu bulabilirim. E zaten a b bölü 2 alan 9 olacağı için 64'ten 9 çıkarsa cevap kaç gelecektir? 50. 5'tir. Şimdi bir özelliğimiz var. Özelliğimiz şu arkadaşlar. Bu özelliğin aynısı eşkenar dörtgende var. Aynı kaynım. Aynısı eşkenar, aynı. Neden? Çünkü şurayı çektiğiniz zaman fark edeceksiniz ki arkadaşlar Birbiri ne yapıyordu? Ortalıyordu dikinip, değil mi? Eşkenar dörtgende de vardı bu ikizkenar olduğu için. Peki, ortalıyorsa şu aşağıdan gelen de ikizkenar oluyor muydu? oluyordu. Demek ki şu köşegen boyunca alınan bütün şu uzunluklar ne olmak zorunda? ikizken olmak zorunda. Diğer bir tabirle burada bir deltoid yok mu sonuçta? Var. Peki deltoidde de bunlar açı ortaya olması gerekmez mi? Dolayısıyla burada da bu ikiye böler dikiner. Gayet rahat bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar aşağıdaki durumu. Şimdi bu soruya baktığımızda bakın. Şu i̇stersek şöyle diyebiliriz. İki şekilde anlatın. Birinci anlatım şu. Hocam şu üçgenle şu üçgen 7 çift çizgi x, 7 çift çizgi x. Yani eş üçgenler. Gördükleri aynı olmak zorunda 45-45 diyebilirler. Ama ben şöyle diyebilirim. E bu da ikiz kenar. E bu da ikiz kenarsa iki tane ikiz kenar geldiği zaman nasıl inmek zorunda ikisi içinde? Ortak dikiner ve ortak ikiye bölmek zorunda iki tane ikiz kenar. Dolayısıyla arkadaşlar 15 kökü ise kaç geldi? 15-15 çünkü 45-45 geldiği için. Burada 15. Şurada 15'den kaç geldi? 8 geldi. 8 15 17 olacaktır. Tekrarlayayım arkadaşlar. Bu da ikiz kenar. Bu da ikiz kenar olduğu için bu iki ikiz kenarında da tepesinden gelen dik tabanı ikiye böler ve ortak yüksekliktir. Bunu bilelim. Bu eğer zor geliyorsa şu üçgene bakalım. İki çizgi 7 x. iki çizgi 7 x. O zamanlar eş üçgen oldukları için gökte daha aynı olacağından 45-45 gelmek zorundadır. Dolayısıyla daha sonra 15-15-15-15-8-15-17. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sorumuza baktığımızda burada ne yapacağız? İzleyip ben burada görür görmez şurada kelebeği gördüm. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama bak ben burada gördüm. Niye? MM -m desem şurası kaç M oldu? 2 M oldu bak. 1'e 2. Yandan. 1'e 2. 1'e -2. 2. 2 ise bura kaç geldi? 4 geldi. Çok iyiyiz. O 4'ü bulduk. Kelebek. 1'e 2. 2'ye 4. Hocam harika. Şimdi işte şuradan şöyle çekersem şurası dikiner ve 2'ye böler mi kare olduğu için? Çok güzel. Peki dikili ikiye 2'ye bölüyorsa şunun için ne düşünürsünüz? O zaman x e ne olmak zorundadır? 4. Bakın 4. O zaman ne demiştik biz zaten? Eğer karenin köşegeni üzerinden bir nokta alınıyorsa diğer iki köşeye inen uzunluklar hep eşittir. Ne hemen anlatayım arkadaşlar. Şundan dolayı. Şimdi şöyle düşündüğümüzde zaten burası x kenar değil mi? Evet. Ve dikilip ikiye bölmüyor mu? Evet. E şuradan aldığında ikizkenardır kenardır kendi çapında. Şuradan aldığında ikizkenardır kenardır kendi çapında. O zaman aynı şeyde şu aldığımda ikiz kenar olmak zorundadır. Çünkü dikini bir kere böldüğü için. 4 ise burada ne olacaktır? 4 olacaktır arkadaşlar. Aynısı eşkenar dörtgende de uygulanıyordu. Unutmayın. Mesela böyle bir soru gelse ne yaparsınız? Bakın şöyle çektiniz diyelim. Güzel çektiniz. 8'e 4 kelebek. 4K'ya işte K'ya 2K. 5 bölü 3. 10 bölü 3 çok karışık hocam bu ne? İşte size aslında burada farklı bir şeyden bahsedeceğim. Çok iyi izleyin. Şimdi biz daha önceleri hatırlarsanız şöyle sorular çözerdik. Şöyle sorular. Mesela uyduruyorum. Burada 4 olsun, burada 8 olsun, burada 5 olsun. Bana şurayı bul deyince sen nasıl buluyordun? Hatırlayan var mı? Hani şöyle yapardı. 8 buraya geldi, 5 buraya geldi, 5, 12, 13. Hatırlıyor Bakın böyle dik oldu. İşte bunu şöyle yan vermiş. Yani ben burada aslında şöyle yapıp şöyle çekseydim arkadaşlar. Bu 8 buraya gelecekti. Şu 5 de şuraya gelecekti. 5, 12. 5, 12 ise şu köşegen kaç geldi komple? 13. Köşegen 13 ise köşegenler dik kesiştiği için karede. 13 çarpı 13 bölü 2. Çünkü köşegenler zaten birbirine eşit. Cevap 169 bölü 2 diye soruyu çözebiliriz. O zaman hemen bu soruya döndüğümüzde ben o kelebeği görmek yerine şöyle çekip bu 4 buraya gelir. Bu 4 buraya gelir. 4, 8 direkt 4 kök 5. Köşegen 4 kök 5 ise çarpımı yarısından cevap yine 40 geldi diyebiliriz. O zaman şu harekete e, alışalım. Görmesi zor kabul ediyorum ama faydası çok. Ha göremezsen de 5 bölü 3 10 bölü 3 kasa kasa yine getirirsin. Sadece vakit kaybedersin arkadaşlar. Peki şimdi gelelim şu tarz soruya. Bunun eşken üçgenlisini en az 3-4 defa yaptım. Karelisini beraber yapalım hazırsanız. Şimdi burada ne yapacağım izleyin. A dedim. A dedim. B dedim. Şurası da A artı B oldu. Burada eş üçgenler var. Gören varsa. Kenar açı kenar eşliği bak. A 90 A artı B. A 90 A artı B. Yani şu üçgeni bir bakın. A 90 A artı B. Bu da A 90 A artı B. O üçgenle şu üçgen nasıl üçgenlerdir? Eş. Peki eşse eğer A'yı görene ne diyelim? Burada da A'yı görene ne diyelim? Çok güzel. Şuraya da M diyelim. Şimdi normalde şu açı nedir? M artı ne? Söyleyin. M artı ne? 90. Çok güzel. O zaman m artı ne 90 sa. Şuraya hangi açı geldi? 90. O zaman alfamız da kaç geldi arkadaşlar? 90. Tekrarlıyorum. A 90 artı B. A 90 artı B. Şu üçgenle şu üçgen kenar Hatta gördükleri de hipotenüs eşit. Pisagor'dan dolayı. Peki o zaman burada A'yı görüne ne diyelim? Burada da A'yı görüne ne diyelim? Şuraya M verdim. M artı ne 90, M artı nedir 90. Ha burası sen 90 eksi ne de e, toplamı yine ne oldu? 90 geldi. O zaman şu ikisi eşitse bura ne oldu? 90 oldu. Yani şu açın aynısı oldu. Birazdan onu genel anlamda tekrarlayacağım. İzleyin. Şimdi o zaman soruya tekrar bakın Yine bununla bu eşit. O zaman buraya şat diye 90'ı koyanları tebrik ederim. Ama nedenini bilelim yine. A, A, B diyoruz. Burası da A artı B oluyor. A90 A artı B üçgeni ile A90 A artı B üçgeni hipotenüsleri de aynı olur. Pisagor'dan eş üçgenlerdir. Kenar açı kenar eşliği. A görene ne diyelim? A görene ne diyelim? Şurası 90 eksi ne diyelim bu sefer? 90 ise şurada kaç geldi? 90. Peki dikten dik. Dikten dik, dikten dik, dikten dik, dikten dik. Çarpımı düş, düş özelliğinden. 4 çarpı 9 şuraya H diyelim. H kare 36. H kaç geldi? 6. Şurası 6 geldi. Peki bu iki üçgenin hipotenüsleri aynı değil miydi? Aynıydı. Yani şu uzunluk kaç? Şu uzunluk komple 13. O zaman bu da 13 olması için şurası 6 olduğuna göre şuraya kaç gelmeli? 7 gelmeli. Tekrarlayalım. A90 artı B. A90 artı B. A ne diyelim? A ne diyelim? 90 eksi ne diyelim? Toplamı, 90'sa toplamı 90 ise toplamı 90'ı gördük. Sonra dikten dik için 4 kere 9 olsa burası 6 geldi. Şurası 6 geldi. Peki şu hipotenüste bu hipotenüs aynı değil mi? Eş üçgen oldukları için hipotenüs. Dolayısıyla 13 ise burada 13 olunca x'e kaç gelecektir? 7. Şimdi arkadaşlar bunu bir toparlayalım. Şuraya A diyelim. A genel tepeden başlayalım. B diyelim. Burası A artı B oldu. Bu bir eşkenar üçgen olmak üzere. Şurası 60. Şurası 60. D yazdığımızda. Bakın şimdi şurası da A artı B. Çok iyi bakalım. A 60 A artı B. Çok güzel. A 60 A artı B. Yani şu üçgenle kenar açı kenar eşliği. Şu üçgen Evet. Peki o zaman A'nın gördüğüne ne diyelim? Burada da A'nın gördüğüne ne diyelim? Şurası 60 eksi N olunca toplamından bura kaç geldi? 60. O zaman eşken üçgende bakın şu ikisi eşitliği görürsek şu açı neyse direkt buraya geldi. Düzgün çok geldi. O zaman bu mantıktan karede. Bura 90 ise benim yaptığım kaç geldi? 90 geldi. Bura 108 ise kaç geldi? 108 geldi. Şuraya 120 ise düzgün çok Bununla geldi. Bura nereye 120. Şöyle eşit gördüğüm gibi çözmüştüm. Hatırlayanlarım izleyenlerimiz çok iyi biliyor. Yukarıda birleştirmiş hatırlarsanız çok harika. Bu sefer arkadaşlar bunu ne yapacağım? Çok izleyin arkadaşlar. Güzel bir çözüm olsun. Beraber görelim. Herkes bana odaklansın. Herkes soruya odaklansın. Ve uzatalım. Peki ne oldu? A, B. burada A, burada B oldu. şu üçgen de karenin bir kenarı. Bu 90'ın gördüğü de karenin kenarı. Eş. Peki A'nın gördüğü 5 ise A'nın gördüğü 5. B'nin gördüğü ise B'nin gördüğü kaç oldu arkadaşlar? 7 geldi. Peki şurası 12 oldu mu? Oldu. 5. Gözüküyor 5. 12. İkisimiz kaç geldi arkadaşlar? 13. Tekrar anlatayım. A, B, A, B. A'nın 90'ların gördüğü aynı olunca eş üçgen oldu. A'nın gördüğü 5 A'nın gördüğü 5. B'nin gördüğü ise B'nin gördüğü 7. O zaman 5, 12, x'imiz 13 geldi. Ama hocam ben şu uzatmayı göremezsem bu soruyu yapamayacak mıyım? Hayır yapabilirsin. Ama göremeyene ne demiştik? Göremeyene kosu. Yani göremeyen kos teoremi uygulasın. Gelin nasıl yapılacağını size anlatayım. Şimdi 49 artı 25. 49 artı 25 kaç geldi? Kök 74. Şurası kök 74. O zaman burada kaç geldi? Kök 74. Çok iyi izleyin. Şurada 5 var. Kök 74 var ve 90 artı B olan bir üçgen var. Karşıda şu gördüğü x'in karesi eşittir. Hadi söyleyin kos teoremini. İki kenar ve açı var. Şey, karşı kenar arıyorum. Açı var. Evet. Kök 74'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı kök 74 çarpı kosinüs 90 artı B. Bakın şimdi 90 artı B Şurayı soruyor kosinüs 90 artı B. Şimdi aramızda trigonometri bilenler 90 e, kosinüs 90 artı B'yi eksi sin B olarak kullanıp sinüs B'yi buradan çekip yazabilir. Ama ben onu da göremediğinizi varsayıyorum. biliyoruz ki biz Şurayı dışarı doğru uzatırsak, Şurada A olur. Peki 180'e tamamlayan açıların kosinüs birbirine nedir? Eksilisidir. Yani ben kosinüs A'yı bulursam şuradaki 90 artı B'nin nesini bulmuş olurum? E, kosinüsün eksilisini bulmuş olurum. Peki kosinüs A şuradan nedir? 7 bölü kök 74. Bak 7 bölü kök 74 şu açının kosinüsü. O zaman 7 bölü Kök 74 ama başına eksi koyacağım. Neden? Çünkü dar açınınla geniş açı 180'e tamamlayan kosmosi birbirinin eksilisidir. Onu bil bari. Buradan kök 74'ler gitti. 10 çarpı 7 artı olur. Artı 70 oldu. Çok güzel. 74 artı 25 90. E, 74 artı 25 90. 9 geldi. X karemiz. O zaman X'imiz kaç geldi? 169. X karemiz. X'imiz o zaman 13 olmak zorundadır. Orayı tekrarlayayım arkadaşlar. Hiçbir şey bulamazsak iki kenar ve aradaki açıyı kullanarak kos teoremi uygulayabiliriz. Neydi kos teoremi? X'in karesi eşittir. Buranın karesi artı buranın karesi eksi iki tane bu bu kosinüs şu aradaki açı 90 artı b'dir. Ancak biz o açının kosinüsünü bulmak için e, dış açısı a artı b 90 için a açısının yani a artı b 90 için burası a oldu. a açısının kosinüsü bulsam onun eksilisidir. Yani şöyle söyleyeyim mesela şurası açının kosinüsünü bulursam şu açı onun eksilisidir geniş açı. O zaman A açısının kosinüsü neydi? 7 bölü komşu bölü hipotenüs. Kök 74. Ama genişi aradığım için başına eksi koydum ve böyle soruyu çözdüm arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama zordu. Ama bir de şöyle bakınız. Şurayı bir uzatırsam var ya of A B A B 90 gördü aynı A'nın gördüğü 5 A'nın gördüğü 5 B'nin gördüğü 7 of 12 5 12 13 ama onu da görmek kolay. Benim bu soru çok tanıdık. Paralel kenarda bu tarz sorunun yapılışını o kadar ayrıntı ayrıntı anlattım ki yeniden o ayrıntıya girmek istemiyorum ama şunu bilmenizi istiyorum. Bu kare olduğu için kesinlikle hani şuradaki üçgen şuradaki üçgen şuradaki üçgen şuradaki üçgenlerin eş olduğu net kare çünkü. S 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 S3S. Çünkü buna paralel. Aynı indiği için hatırlarsanız. Tekrar bu da S'e bırak kaç 3S. S S'e bırak kaç S? 3S. S'e bırak kaç S? 3S. S3S. 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 Çünkü 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. S3S. 1 bölü 1 bölü 4. S3S. 1 bölü, bölü, bölü 2'nin 1 bölü 4. S3S gidiyor. Ortası kaç S'ti? Arkadaşlar şöyle yapmıştık hatırlarsanız. Şöyle yaparsam izleyin şimdi. Şura toplam kaç S? Toplam 5s. Şöyle yaparsan burada kaç s? 5s. Yarısı 10 s ise yarısı 10 toplam 20 s olur mu? Olur. 4, 8, 12, 16'dan buraya kaç s geldi? 4 s geldi diyebiliriz. Hatta burada şöyle de çözebilirim. Şöyle çekerim. 1'e 1 kele bir, bir SS buraya gelir. E 4S e zaten bunlar aynı. Çünkü 1'e 1 bir paralel 4S 4S diye de zorlanabilir. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şunu tekrarlayayım. Paralel çektim. 1'e 1 SS. O zaman bunlar hep aynı olmak zorunda. Çünkü buralar aynı olduğu için 4S de diyebiliriz. Ve cevap arkadaşlar toplam 20 s e 4 gelmiş. Öyle hatırlıyorum. 20 e s 4 gelse S'imiz 1 bölü 5. Bize 4S soru için cevap 4 bölü. 5 olacaktır. S3S S3S, 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 ortası 4S. Bakın hep şu mesela özellikle yeni ters soru tipine benziyor. Bu bütün uzunlukları telle yapmış. Hem de 58 santimetre tel kullanmış. X kaç santimetredir demiş. Peki şu alanla şu alan oranı 5 katıymış. Şimdi ne yapacağımı izleyin. Şimdi 5S, S olduğu için direkt ortadan yarsam kaç S kaç S paylaşır? 6S'i toplam 6S. Çünkü kare ortak böler. Kaç S? 3S. Şurada 3S gelir doğru mu? Doğru. Peki şöyle yaparsam eğer tabanları aynı olduğu için S'e S geleceği için bak tepeleri aynı. O zaman bura 3S olduğu için burada S geldi mi? Tekrarlıyorum. Şimdi soruda S ise 5 sdi Toplam 6S oldu. Yarısı 3S ise bu yarısı da ne olacaktır? 3S. Ama daha önce şunu çektim. Buraya es gelirse buraya es gelir dedim. 2 esse tamam 3 olur. Buraya da es geldi. Gayet güzel. Şimdi şuradan tuttuğum zaman esse gelenle 2 esse gelen oranı nedir? Mesela esse x gelirse 2 esse ne gelir? 2x. Ama 3x'i kare olduğu için burada bölüştürmekte zorlanacağım için gelin esse 2m değil. Esse 2m gelirse 2 esse ne gelir tepeler ortak olduğu için? 4m. Peki 6m ise bura kaç m kaç m paylaşır? 3m 3m. Peki 3 4 ise şura kaç m geldi? 5M geldi gayet güzel. Şimdi bana tüm e, telin uzunluğunu bulalım. 6M, 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 6M. Toplam kaç M? 24M. Artı bir de şu 5M. 29M niye eşit? 58'i. Of 58 29'a bölünüyor. Allah'ım çok doğru gidiyorum. 58. M kaç geldi? 2. Bize 2M'i sorduğu için cevap kaç gelecektir arkadaşlar? 4 gelecektir. Bakın S e 5S. Böldüm. 3S 3S. Tabanları aynıysa S S. Buraya da S kaldı. S'ye 2M gelirse 2S'e 4M gelir. Tepeleri ortak olduğu için yüksekleri. O zaman 6M 3M 3M'de 5M geldi. 24M 5M daha. 29M 58'den M'imiz 2 geldi. Ama bize 2M cevap 4. Şuraya S dediğimde. Bu güzel bir sorudur arkadaşlar. E, S dediğimde şu tüm alanın yarısı mıdır? 25 artı S. Bakın yazıyorum. Tüm alanın yarısı mıdır? 25 artı S. Çok güzel. Çünkü hatırlarsınız paralel kenardan gelen gözlektir. hatırlarsanız değil mi? Yüksek çarpı taban bölü 2 bu üçgeni veriyor ama tamamı arkadaşlar bu çarpı buydu direkt. Peki şimdi S artı 5 de tüm alanın yarısı mıdır? Onu şurada göstereyim arkadaşlar. Şöyle çektiğimde mesela şu S artı 5 yani şurası S artı 5 tüm alanın yarısı değil ki şöyle yaparsam tabanlara oyun olduğu için burada S artı 5 olur Yani şöyle çekersem o zaman burada s artı 5. Burada s artı 5'ten yani şurası 2 s artı 10 tüm nesidir? Yarısıdır. O zaman buradan s'i bu tarafa atalım. 15 oldu. O zaman s'imiz kaç geldi? 15. E yarısı kaç geldi? 40. Kırk. Yarısı 40'sa tamamı kaç gelecektir? 80. Bize bir kenarı sormuş. Bu bir kare olduğu için a kare 80. A'mız kaç gelecektir? 4 kök 5. O zaman bu tür sorularda şuraya bir s diyoruz. 25 artı s'te tüm yarısı. S artı 5 çeyreği. Şöyle yaparsam 2s artı 10 yarısı. O zaman eşitleyip s'i kaç bulduk arkadaşlar? 15. 40 ise tamamı 80'den 4 kök 5. Şimdi 2017 yılında gelen sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada e, şu karenin alanının şu karenin alanı 2 katıyım. Şu küçüğünün. 2 katıysa alanları kenarları kaç katıdır? Mesela bunun kenarı m ise bunun kenarı ne olur? m kök 2 olur. Neden? Çünkü alanlar 2 katıysa kenarlar kök 2 katıdır. Deneyelim. m kare bunun alanı 2 m kare. Yani iki katı. Peki o zaman bu karelere baktığımda şurayı çektim arkadaşlar. M kökü 2. M kökü ise bura kaç M geldi? 2 M geldi. Ve şu açıyı bir buldum. 45 geldi. Bir saniye 45 45. E burada 90 ise bu doğrusal oldu ya. Doğrusu olmak zorunda bakın 45 45 90 o vermişti 45'i. E. Peki şurası da M geldi çok güzel. Bana AF diyor. AF dediğim şey şu değil mi? Şurası. Peki şurası M. E burası 3 M. O zaman M 3 M m kök 10'dur arkadaşlar isterseniz yapalım m kare artı 3 m'nin karesi eşittir oraya diyelim ki a kare diyelim atıyorum o zaman ee, 10 m kare a karenin a'mız kaç geldi m kök 10 yani 1 3 3 m kök 10 peki ee, m kök 10 bize a f'miz bölü a G'miz de zaten 3 m'di ve oranlayınca kök 10 bölü 3 geldi tekrarlayalım bu karenin alanı bu karenin alanın iki katı ise kenarları kök iki katı oldu ve köşegen 2m geldi. Ve çekince 45 yazınca bu 45 o verdiğinden 90 a doğrusal oldu. Yani ag'miz doğrusal oldu ve 3m geldi ag'miz. Af'miz ise Pisagor'dan dolayı 3m m, m kök onu oldu oranladık arkadaşlar. Arkadaşlar bu kare sorusuna baktığımızda 3 eşit alana böldüğünü soru söylemiş. 3 eşit alana böldüğüne göre gelin onları SSS değil de 2S 2S ve 2S olarak yazalım. Nedeni söyleyeceğim birazdan. Daha sonra öyle bir çizim yapayım ki orada tüm alanın yarısı olsun. Bu çok önemli. Mesela şöyle çekmek mi sizce daha sağlıklı yarısı olması için yoksa şöyle çekmek mi? Bakın böyle çekersem eğer bakın siliyorum. Şöyle çekersem eğer şu üçgen şu üçgen tüm alanın yarısıdır. Bakın şu kare bu da yarısı. Paralel kenardan gelen bir özellikti. E, 6 s ise yarısı 3 s'ten buraya S geldi mi? Yarısı 3 s olduğu için S geldi. E, peki 2 s de şuradan ne geldi? S geldi. Tekrarlayalım. Şimdi şurayı çektiren bu alan tüm alanın yarısı olduğu için 3 s geldi. 6 s olduğundan 2 s eski. Sonra buraya da S kaldı. Şimdi şuranın yüksekliği ile şuranın yüksekliği aynı olduğu için alanları da 2 s e s olduğundan bunun tabanı 2 kök 13 ise bunun tabanı ne olmalı? Kök 13 olmalı. Çünkü neden? Yükseklere aynı tabanları oranı 2 katı olacak. Peki 3 kök 13 ise burada ne geldi? 3 kök 13 geldi. Arkadaşlar 2 kök 13, 3 kök 13 Pisagor yaparsanız 2 kök 13'ün karesi 3 kök 13'ün karesi eşittir. İşte atıyorum. Hatta heh, neyse a'nın karesi deseniz buradan 52 artı 117 eşittir a kareden buradan 169 eşittir a kareden a'mız 13 geldi. Hatta size bir şey söyleyeyim. 2, 3 olsaydı, 2, 3 olsaydı kök 13 olurdu. E o zaman kök 13 de olunca 13 olur. Hani katı şeklinde diye. Ama tamam buradan da yaptık. 13 ise S'e 2 S'ten burası K, burası 2K değil mi şuradan tutulduğu zaman şu üçgen için S'e 2 S. E 2S. O zaman 3 kye ne geldi? 13 geldi. O zaman K'mız 13 bölü 3 olur. Bize 2K'yı sorduğu için cevap 26 bölü 3 olacaktır. Tekrarlayalım. 3 alan birbirine eşitti. Ve ben şöyle çekip şu alan tüm alanın yarısı yaptım ki o özelliği zaten paralel kenardan kalma bir özellik. Her zaman şu alan yarısıydı. Çünkü paralel kenarda şu al üçgen alanında A çarpı H bölü tüm alan A çarpı H'tı. Peki o zaman yarısı 3S oldu 6S olduğu için. E buraya 2S ama S geldi mi geldi. Sonra dedim ki şu yükseklikler aynı olduğu için tabanları oranı 2S ise 2 kök 13 2 kök 13. Yani yükseklikler aynı tabana bağlı alan. Peki Pisagor'dan bura 13 geldi. S 2 S K 2 K 3 K 13'ten 13 bölü 3 2 K 26 bölü 3 güzel bir soruydu. Bir küçük kare bir orta kare bir de büyük kare var ve kenarlar arkadaşlar bunun bir kenarı 1'miş büyüğününki 2'ymiş o zaman buraya 1 kaldı. 2 olduğu için şey en büyüğü de 3'müş. O zaman burada 3 geldi yani. 1, 2, 3 sırayla gidiyormuş. Tanıl bölgenin alanı nedir diye ÖSYM e sormuş. Bu soruyu nasıl yaparız? Önce sizin gözünüzle çözelim arkadaşlar. Hani bir saçma bir üçgen varsa hani onun yüksekliğini falan bulmak çok zor olacağı için genelde öğrenciler şöyle yapar. Şuraya şöyle tamamlayayım. Bak bu olayı iyi alışmak. Bu çok hayat kurtarır. Şöyle yapayım. Çok güzel. Mesela şurası kaç geldi? 3 yukarı geldi. 1 buraya geldi. 1 buraya geldi. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani burası 1. Şurada 2 olacak ya kare. 2 ise bu da 2 olacağı için buraya ne geldi? 1 geldi. Çok iyi gidiyoruz. Ondan sonra bir 3 ise şu 1 buraya geldi. Şuraya 2 geldi. Yine 3. Burası 2. Buraya da 1 geldi. Çünkü şu 2 Şuradan gelen 2, bu 3, buradan gelen 3 şeklinde. Ve şuraya odaklamak istiyor. Bak şuraya baktığımızda şurası kaç? 5. Şura kaç? 2. 5 çarpı 2 nedir 5 çarpı 2? 10. Yani tüm alan. Yani şu alanı buldum bak. 10. Ne yapacağım? Hissettiniz. Ne yapacağız? Şu üçgeni, şu üçgeni, şu üçgeni çıkaracağız. Mesela bu alan nedir? 1 çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2. Sonra şu alan. 5 çarpı 1 bölü 2. 5 çarpı 1 bölü 2. 5 bölü 2. Şurası komple. Eksi. Bir de 4 çarpı 2 bölü 2. 4. Buradan ne oldu? 3, 4 çıkarsa geriye kaç geldi? 3'tür. Cevap arkadaşlar 3 gelecektir. Tekrar anlatayım arkadaşlar. 1 dedik. Bu diğerinin bir e, kenarı 2 geldi. Burası 3 geldi. Daha sonra arkadaşlar şu 5 yukarı geldi. 3 şuraya geldi. 1 bir, 1 geldi. Niye şöyle bir şey yaptım? Amacım şu dikdörtgen içinde şu üçgenleri çıkarıp ortaya bulmak. Sonra 1 çarpı 1 2 burayı verdi. 1 çarpı 5 bölü 2 buraya verdi. 2 çarpı 4 2 şurası 4 çünkü. Burayı verdi ve hepsinden çıkardık arkadaşlar. Şimdi ben size daha kısa çözümü anlatayım arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdi tekrar bakalım. Burası 1'di. Burası 1 olunca buraya 1 geldi. 1 1 ise buraya kaç kök geldi? Kök geldi. Hatta şöyle 45 olduğu için bu tam karşı köşeye gitmek zorundadır arkadaşlar. Çünkü burada 1-1 olduğu için 45-45. 45-45 yani şurası 1. Burası da kök 2'dir. Çok güzel. Peki şuradan gelen köşegeni söyler misiniz? 3 üstü bura nedir? 3 kök 2'dir değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Peki bu da 45-45 olunca bu da 45-45 olunca şu açı ne oldu? Yani 2 tane karenin köşegenleri nasıl kesişti? Dik kesişti. Niye? Çünkü buralar 45-45 olduğu için. Peki şunu yükseklik, şunu taban alabilir miyiz? Taralı bölgenin bak şu yüksekliği, şu tabanı, şu yüksekliği, şu tabanı. Yani 3 kü 2 bölü kü 2 bölü 2'den cevap arkadaşlar kaç geldi? Şu, tekrar bak yükseklik, taban geniş açılı üçgen. Yükseklik tabanına alan yine 3 geldi. Ya da dediğim gibi siz şöyle çekip yine de deminki gibi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu soruya baktığımızda dik olduğu için şurası da x burası da x olmak üzere yukarı doğru dikildim. Ve bu bir kare olduğu için bir ikiz kenar tabanı eşit böleceği için 4 4 geldi. 8 ise burası da 8 x x e, Pisagor yapınca arkadaşlar çünkü tamamı 8'den 8 x'in 5 oldu arkadaşlar çok açıktır. Ve buradan size bir bilgi paylaşım ispatı arkadaşlar harfler vererek getirebilirsiniz. Şöyle bir şey gördüğünüzde her zaman arkadaşlar şöyle söyleyeyim şurası 8k 8k şurası 5k oluyor 5k oluyor. Ve gerçekten şöyle indiğiniz zaman 4K 4k, da 3k geliyor her zaman. Yani şurası 8k, 8k, 5k, 3k yani şuradaki 3 4 5 üçgeni katları geliyor her zaman bilginiz olsun. Deni. Şu üçle şu 1 4'ün tam ortası yani 2 tam aritmetik ortalaması denk geldiği için tuttu. Yani şöyle düşünün. Şurası e, atıyorum 5, şurası 4, şura 1 olsaydı ve şöyle olsaydı burada buraya düşen alanlar eşit olacak diye bir kural yoktu. O yüzden çözülmesi gereken süreç şu izleyin. Önce bu buna paralel midir? Evet. Şurası 3, üç, şurası 3'e 3 üç bölmüş. Peki 3'e 3 ise şu paralelden dolayı 3'e 6 oranı bak 3'e 6 oranı. 3 ise bura kaç gelir arkadaşlar? 1,5. Bir 1,5 buçuk. Bir buçuk, doğru. Peki şimdi şu benzerliğe bakalım gelin. 1'in 3'e oranı, 1'in 3'e oranı 3 katı. Yani bura kaç geldi? Yarım. Hani 3 kat olması için. Sonra bu kare olduğu için buraya ne geldi? Yarım. 3, 2 olması için. 2 olması için buraya kaç geldi? 1,5. Ve fark ettiyseniz şu ikisini yamuk gibi düşünün üst ve alt toplamı 2 üst ve alt toplamı 2 yükseklikleri de aynı alanları aynı olduğu için öyle geldi. Yoksa bu soru şöyle çözülecekti. Yamuk bilgisini ileride göreceksiniz. Üst taban artı alttan bölü 2 çarpı h artı üst taban artı alttan bölü 2 çarpı h artı bu çarpı bölü 2 ekleyerek gelecekti. Ama bunun üst ve altı aynı olduğu için toplamları, alanları aynı olacağından şunu şuraya koyarak getirebiliriz. O da 6 çarpı 3 bölü cevap kaç geldi? 9 geldi. Bu arada arkadaşlar burayı nasıl bulmuştuk hocam? Paralel olduğu için 3'ün altı orta tabandan burası 1.5. 1'in 3'ü oranından 1.5 ise burası yarım. Hani 1'in 3'ü oranı. 3'te 1 arkadaşlar. Buradan geldi. Şimdi E ağırlık merkeziymiş karenin. Kare ağırlık merkezi olayı nedir? Karede ağırlık merkezi şudur. Köşegenlerin kesici noktadır. Peki başka ne diyebilirim? Mesela şu tarafa dikinsem şu tarafa dikinsem yukarı dik çıksam aşağı dikinsem Şunların hep birbirine nedir arkadaşlar? eşittir. Yani bunlar hep eşit olmak zorundadır. Şimdi burada kritik bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle bakmanızı istiyorum. Şimdi 90 90 olunca bak şimdi A diyelim B diyelim A artı B 90. A ise ne geldi? B geldi. Çünkü 90 olması için. O zaman burada ne geldi? A geldi. Bakın şu üçgenle şu üçgen benzer üçgenlerdir. A'nın gördükleri aynı olunca nasıl üçgen oldu bunlar? Eş. Eşse o zaman size soruyorum. Bunun işte 90'ın gördüğü de aynıdır. Ek bir. Yama bana şey lazım. Şu alanda şu alanda eşit midir? Eş oldukları için. Eşittir. O zaman ben şu taralı bölgeyi bulmak yerine şu bölgeyi bulsam olur mu? Ki o bölgede demin gösterdiğim gibi tüm alanın kaçta kaçıdır arkadaşlar? Dörtte biridir. Peki bir kenara 6 ise tüm alan nedir? 36'ın dörtte biri kaç gelecektir? 9 gelecektir. Tekrarlayalım. Şimdi ağırlık merkezi olduğu için her tarafa eşit uzaklığı olan ortadaki noktadır. Şöyle dikindim, şöyle dikindim. A, B, A 90 olduğu için. Çünkü şurası da 90. Peki şura niye B oldu? Çünkü o vermişti 90'ı. A dedik. Şu üçgenle şu üçgen nasıl üçgen oldu arkadaşlar? Benzer. A'nın ile A'nın gördüğü neden eşit oldu? Çünkü ağırlık merkezi yeri eşit mesafede o e. Dolayısıyla bu aynı olur. Peki o zaman ben şu alanı bulmak yerine yani, şu küçük kareyi bulsam olur. O da zaten arkadaşlar zaten şöyle yapabilirsin. Hani burası 3-3 olacak şekilde paylaşır. O zaman 3 alanda ne olur? 9 diyebiliriz. Ya da tüm alanın 4'te 1'idir diyebiliriz. Ben ilk çözümü daha çok seviyorum da arkadaşlar. Sizin için farklı bir çözüm daha yapacağım. Sonuçta köşegenlerin kesim noktası mıdır bu? Evet. Çok güzel. Peki köşegenler nasıl kesişir? Dik kesişir. Şuraya A diyelim, B diyelim. Artı ve 90 o vermiş. Şu A olmak zorundadır. Yine 90 olması için. Peki şunda da şu eşit değil mi? Evet. Neden? Çünkü karede biliyorsunuz ki köşkler yine ortalarda zaten. Peki o zaman bir şey fark ettiniz mi? Şimdi şurası 45 ve burada 45. A 45 fıçık fıçık. A 45 fıçık fıçık. Yani şuradaki alanla şuradaki alan aynı eşler. Şuraya da B diyelim. O zaman ben şu alan olmak yerine şurayı bulabilirim. O da A artı B. Yine tüm alanın 4'te biridir. 9 diyebiliriz. Ama diyorum ya bunu tekrar bakın. A artı B 90 olduğu için şurası A geldi. 45'ler zaten vardı. Karenin e, köşegenleri 45 bölerdi. A 45 fıştı, A 45 fıştı. şu alanlar eşit oldu. Bir de B dedik. Şu alanı bulmayla şu alanı bulmak aynı şey oldu. Dolayısıyla burayı bulurum. Ama ben deminki çözümü daha çok seviyorum. Göstereyim. Çat, çat. A, B, A, B, A. Ağların gördüğü aynı. Alanlar aynıysa burası da aynı. O zaman ben şu alanı olmak için şurayı bulurum. O da tüm alanın dörtte biridir arkadaşlar. Devam. televizyonun Televizyon üzerindeymiş. Hala dantel var mı bilmiyorum. Güncel hayat diyorlar ama kaç kişi acaba dizüstü bilgisayar üzerine böyle dantel koyuyor bilmiyorum. Neyse. Şimdi dantelin arkadaşlar tam ortadan karenin köşegeni şeklinde duruyormuş. Ancak o ben burayı biraz daha büyük çizip siz şu şekli daha büyük çizerek bakın. Yani şeklin içine yapmayın çok küçük. Siz şunu alın ayrı bir yere çizin. Şu Dikkat edin. Şurası kaç birim aşağı kaymış? 2 birim aşağı kaymış. Ve alanı 16 birim kare artmış. Şimdi eskiden alanı buydu. Artan alan şurası. E bu kare olduğu için bunlar 45 45 değil midir? 2 geldi. E 45 45 burada da 2 geldi. Peki şu alan nedir? 2 çarpı 2 iki bölü 2'den şu alan 2'dir. 2 i̇ki çarpı 2 iki bölü 2'den 2'dir. E bu alan da 2'dir. Şu artan alan 16 birim kare ise 4 ise Buraya kaç geldi? 12 geldi 16 ise. Peki bura 12 olması için dikdörtgenden şurası 6 gelmez mi? Gelir. O zaman 10 olmadı mı köşegen? 10 ise burası 5 kü 2. Şurası 5 kü 2 olup arkadaşlar. Bize bu dantelin alanını sorduğu için 5 kü 2'nin karesi cevap 50 olacaktı. Tekrarlıyorum. 2 birim kaymış alan 16 birim kare artmış. 2 birimse kare 45 45 olduğu için köşegenler böldüğünden. 2 2'den bu alan 2 bu alan 2 4. 12 kaldı. Yani e o zaman burada 6 geldi. 10sa kökü 5, 5, yani cevap geldi arkadaşlar. Yani sizden ricam, siz bunu çözerken ayrı bir kağıda şunu yazın. Şu. Kayan kısım şu. Kaç birim kaymış? 2 birim kaymış. 45, 45'ten buralar da 2 oldu ve bu alan 2. Bu alan 2. Tamam 16 arttığı için alanın buraya 12 geldi. Şurası 6 geldi. Köşegeni 10sa, köşegen 10sa buralar 5kökü2. 5 köy 2 ve alan 25'te arkadaşlar. Şimdi yamukla devam edeceğiz. Şimdi gelin bu soruya arkadaşlar. Bu sorumuzda karede şöyle bir özellik var arkadaşlar. Şöyle dik kesişiyorsa bu uzunluklar şu uzunlukla şu uzunluk eşit uzunluktadır. Yani burada 3 artı x bu da 3 artı x. Yani burada 9 ise burada 9. X'imiz kaç gelecek? 6 deyip bitirebiliriz. Nedenini anlatıyorum. Çünkü şuradan aşağıya doğru dikindiğimiz zaman şuradan da şu tarafa doğru dikindiğimiz zaman izleyin. A diyelim. Şuraya B diyelim. Bak çok izin bak. 90 A B. 90 A ise şu, şey 90 B ise şu hangi harf olur? A olur. Peki 90 A ise şurası B oldu. A oldu. Tekrarlayalım. 90 A B 90 B A 90 A B. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Burada da A'nın gördüğü karenin kenarı. Burada da A'nın gördüğü karenin kenar oldu. E 90'ın gördüğü 9'da 90 gördüğü 9'dan x'imiz kaç gelecektir arkadaşlar? 6 gelecektir. Karede şu dik kesiştiğinde şununla şu eşittir dedik ise 8'in x kaç geldi 5 bitti. Ben önce kısa olanı anlatayım sonra mantığını anlatacağım. Şimdi kare değilse bu dikdörtgen ise k'ya 2 kaysa şurası 8 ise bura ne olacak? 4 8 ise 4 dik kesiyoruz ama 4 8 kaç geldi arkadaşlar 1 geldi diyebiliriz. Şimdi nedenini anlatayım. Çünkü şöyle indiğin zaman ve şöyle indiğin zaman A, B, A, B, A. Şu üçgenle şu üçgen benzer oluyor. Bak 90 A, B, 90 A, B. A'nın gördüğü karenin kenarı, A'nın gördüğü karenin kenarı olduğu için benzer oluyorlar şu 90'dan dolayı harflerden. 90'ı gördüğü 8'de, 90'ı gördüğü 8'den 5 geldi. Burada da aynı mantık şöyle dikinip, şöyle dikindiğin zaman A diyelim, B diyelim, A diyelim, B. A'nın gördüğü K, A'nın gördüğü 2K. O zaman 90'ın gördüğü 8, 90'ın gördüğü 4 olacak. O zaman x kaç gelecektir? 1 diye biliriz. Umarım anlatabildim.